Herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün 1998 model Doğan Selix IE aracımız var. Aracımız 1581 cm3 hacminde, 4 silindirli atmosferik bir motora sahip. Aracımız gördüğünüz gibi sedan model bir araç. 96 beygir gücünde 124 Nm torka sahip. Aracımız sıfırdan 100 km arkadaşlar 13.2 saniyede çıkıyor. Ve aracımızın ağırlığı 1040 kilo arkadaşlar. Zamanının kralları Doğan. Doğan SLX'ler zamanında gerçekten çok tutulan araçlardı. Ve hala da öyle yani. Şu anda bu aracın fiyatları 35-40 bin liralara temizlerini alıyorsunuz. Aracımız hem benzinli hem de LPG'li. Aracımızda enjeksiyon var, elektronik ateşleme var, hidrolik direksiyon var, ön iki cam otomatik. Aracımızda böyle konforlar var. Tabi zamanına göre bunlar konfordu ama artık bunlar yeterli gelmiyor. Standart bir araçlarda bile bunlardan fazlası şu anda mevcut arkadaşlar. Aracımızın son hızı 180 km. Aracımız benzinde, benzin için konuşuyorum. Bunlar fabrika verileri. Şehir içi 8.1 litre, şehir dışı 5.2 litre, ortalamada 6 litre gibi bir yakıt tüketimi var bunun. Ama tabi bunlar fabrika verilerine göre bu araçlar şimdi 20 senenin üzerindeki araçlar. Yani haliyle de bunlar normalde biraz daha fazla yakıyorlar tabi. Ama zamanına göre baktığımız zaman bunlar o döneme göre elektronik ateşleme, enjeksiyon falan bunlar tabi ki fena değerler değildi. Ama şu anda bunlar tabi ki öyle değil. Aracımız dediğimiz gibi 98 beygir. Bunlar da Doğanlar'da gerçekten güzel bir güç olarak baktığımız zaman gerçekten güzel bir değer. Normalde çünkü Doğanlar'da bu kadar güç yoktu eskiden. 1.4'ler vardı, 1.6'lar vardı ama güç olarak baktığımız zaman 70-75 beygir güçlerindeydi. Bu enjeksiyon sisteminin olması, elektronik ateşlemenin olması aracı daha da güçlü bir hale getiriyor. Şöyle aracımızı arkadaşlar bir yakından inceleyelim. Aracımızın hemen ön tarafta, üst tarafta gördüğünüz gibi bir radyo antenimiz var. Yağmur sileceklerimiz, su fıskiyelerimiz gördüğünüz gibi hepsi burada bu şekilde dışarıda. Burada hava girişlerimiz var. Kaloriferin, araç içindeki kaloriferin hava girişi burası. Yani aynı zamanda soğuk havayı buradan alıyor. İçeride isterseniz ısıtarak kullanabiliyorsunuz. İsterseniz direkt aynı şekilde gelen havayı kullanabiliyorsunuz. Cam fitillerimiz gördüğünüz gibi o dönemin şekilleri böyle. Şimdi silikonla yapıştırıyorlar ama eskiden böyle fitiller vardı. Ön kaputumuz önden yukarıya doğru açılıyor. Menteşeleri ön tarafta yani. Ön farlarımızda gördüğünüz gibi halojen farlar. Yanlarda böyle aynı şekilde sinyallerimiz var. İçi de turuncu. Yine halojen. Ayrıca gördüğünüz gibi tamponlarda su fıskiyemiz de mevcut. Yani bunlar da ayrıca tabii o döneme göre güzel özellikler. Sis lambalarımız var. Aracımızın tamponu gördüğünüz gibi yere çok yakın. Bunlar tabii modifiyeye çok uygun araçlar. Araç sahibi de aracı böyle bayağı bir yaklaştırmış. Az önce biz bu araçla az önce Göztepe'ye kadar gittik geldik. Onun haricinde birkaç yere gittik. Arabanın LPG'sinde bir sorun var. Daha doğrusu LPG'de değil de benzine geçmiyor. Hemen kaputumuzun ön tarafında gördüğünüz gibi gövde rengi. Aynı şekilde panjurumuz var. Panjurumuzun ortasında Tofaş amblemi var. Ön tarafı böyle. Altta bir hava girişimiz yine var aynı şekilde. Aracımızın yan taraflarına doğru geçelim arkadaşlar. Manuel olarak katlanan, içeriden ayarlanan. Gördüğünüz gibi şu pimler var burada. Bunlardan aynalarımızın ayarını yapabiliyoruz. Bu araçların standardı 14 inç jant diyebiliyorum ama şu an üzerindeki lastikler 13 inç. Şöyle göstereyim. 13 inç. Bu da 13 inç jantımız. Alüminyum jant. Önler ve arkalar aynı zamanda double fren dediğimiz kampana fren. Bunlarda disk fren yok maalesef. Hemen ön çamurluğumuzda gördüğünüz gibi Fiat logosu var. Fiat yazısı gibi. Kapılarımızda böyle siyah çıtalarımız var. Maşpiyelerimiz yine plastik. Bakalit daha doğrusu siyah. Onun haricinde gördüğünüz gibi kapı kollarımız da siyah. Plastikten. Aracımızın yan tarafı böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sedan bir araç. Arka bagajımız 400 litre. İçinde bir gaz tüpümüz var. Dediğimiz gibi LPG'li bir araç. Aracın izolasyonu fena değil arkadaşlar. Görüyorsunuz. Aynı zamanda bagajımız sıfırdan başlıyor. Öbür tarafa kadar komple. Bu da bagaj ölçüsünü gerçekten yükseltiyor. Güzel bir değere sahip 400 litre bir bagajımız var. Onun haricinde arkadaşlar gördüğünüz gibi bagaj kapağımız izolasyon yoktur. Böyle üstten şuradan tutabiliyoruz indirirken. Şöyle. Plakamızda şurada bir lambamız var. Şöyle bir lambamız var ama üzeri boya olmuş tabi. Onun haricinde aynı şekilde önde olduğu gibi arkada da Tofaş logomuz var. Siyah bakalit tamponumuz var. Aracımızın egzozu da çıkışı da sağ tarafta böyle. Onun haricinde stop lambalarımız
geri vites lambamız ve sinyallerimiz de sol tarafta gördüğünüz gibi. Aracımızın arka tarafı da böyle arkadaşlar. Bagaj hacmi de gerçekten fena değil arkadaşlar. 400 litre bir bagaj hacmi var dedik. Aracımızın iç tarafına bir bakalım şöyle. Kapılarımız gerçekten çok hafif arkadaşlar. Yani açılışa hissiyatı gerçekten çok hafif. Çıtır bir kapı yani. Bakalit üst tarafları böyle siyah. Fena değil. Gördüğünüz gibi bunlarda çatlaklar var. Çünkü 20 seneyi geçmiş bir araba. Bu taraflar kapımızın iç kısmı gördüğünüz gibi kumaş. Burada ufaktan bir kol dayama gibi bir yerimiz var. Burada el tutamağımız var. Burada kapı açma kolumuz. Arka camlarımız manuel. Şuraya da bir hava ızgarası koymuşlar. Hava alsın, terleme yapmasın diye. Onun haricinde burada bir küllüğümüz var. Aracımızın arka tarafı da arkadaşlar görüyorsunuz. Emniyet kemerlerimiz, baş dayamalarımız aracımızda mevcut. Ortada koltuğumuzda böyle bir kol dayaması yapmışlar süngerden. Onun haricinde koltuk kumaşlarımız falan. Gördüğünüz gibi fena değil arkadaşlar. Kumaşlarımız falan güzel. Tofaşlarda olan bu araçlar arkadan çekişli olduğu için gördüğünüz gibi şaft tümseğimiz de var. Şaft tümseğimiz bunda çok fazla ufak değil ama öyle çok rahatsız edici derecede de değil. Aracımızın hemen arkasında gördüğünüz gibi şöyle bir lambamız var. El tutamaklarımız var. Onun haricinde ön koltuklarımızın arkasında böyle ceplerimiz var. Ufak tefek şeylerimizi koyabileceğimiz. Aracımızın arka tarafı böyle arkadaşlar. Bir de şimdi aracımızın arka tarafta oturma pozisyonuna bir bakalım. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Aracımızın arkadaki oturuş pozisyonu bu. Gerçekten koltuklar sünger ve çok yumuşak. Öndeki koltuk da bana göre ayarlı. Gördüğünüz gibi diz mesafesi fena değil. Ben birazcık yakın oturuyorum ama. Baş mesafesi zaten oldukça iyi. Benim boyum 1.70. Bu şekilde rahat rahat oturuyorum arkadaşlar. Bunu kaldırdığımız zaman şu kol dayamayı buraya 3 kişi de gayet rahatlıkla oturabiliyor. Kapılarımız birazcık dar olduğu için aracın içi biraz daha geniş duruyor. Yani arka tarafımızda böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir de aracımızın ön kapı açılış hassasiyetine bakıyoruz. Gerçekten yine aynı arka kapı gibi açılış hassasiyeti. Yani hafif çıtır bir kapı olduğunu belli ediyor. Şurada böyle bir kol dayamamız var ama zamanla gördüğünüz gibi birazcık deforme olmuş. Burada bir el tutamağımız var. Kapıyı kapatmak için. Cebimiz dar, bayağı dar. Ama gördüğünüz gibi bayağı bir eşya alıyor. Küçük. Uzunlamasına çok güzel ama birazcık dar işte. Yani öyle söyleyeyim. Arka kapı gibi. Üstleri bakalit. Plastik. Onun altı gene kumaş kaplama. Ön taraflarda şurada hoparlörlerimiz var ama bunun içinde şu an hoparlör yok. Ön taraftaki kapımız böyle arkadaşlar. Şunu da hatırlatalım. Hemen şurada gördüğünüz gibi aynalarımızın ayarı var. Az önce de zaten göstermiştik. Arkadaşlar ön koltuğumuzun buradan şu sırt dayamasını ayarlıyoruz. Şurada da bir demirimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi bu da koltuğumuzu ileri geri hareket ettiriyor. Koltuğumuzun yanları falan beslemeli şöyle güzel. Onun haricinde oturma pozisyonu koltuğun gerçekten güzel. Bu aracı biz de kullanıyoruz arada. Kullanmadığımız araçlardan değil yani arkadaşlar. Ön tarafta da böyle gördüğünüz gibi baş dayamamız mevcut. Ön koltuğumuz güzel. Kumaşlık oturuş pozisyonu güzel. Onun haricinde böyle gördüğünüz gibi burada bir hava menfezlerimiz var. Şurada da bir hava menfezimiz var. Buradan gelen hava buraya. Buradan da yukarıya cama veriyor. Camdaki buharı çözüyor. Sol tarafta böyle gördüğünüz gibi sinyallerimiz, kollarımız var burada. Böyle farları açıp kapatabiliyoruz. Buradan sağ sol sinyal veriyoruz. Burada böyle bir cebimiz var. İçine de gizli bir düğme koymuşlar. Burada da bir düğmemiz var. Bu da herhalde büyük ihtimalle aracın fanını direkt çalıştırıyordur. Aracımız manuel olduğu için 3 tane pedalımız var. Gaz, fren, debriyaj. Onun haricinde direksiyonumuz normal direksiyon ama hidrolik. Gördüğünüz gibi göstergemizde sol tarafta kilometre, şurada hararet, hemen altında yakıt durumunu gösteriyor. Sağ tarafta da motor devrini gösteriyor. Onun altında da gördüğünüz gibi çeşitli uyarı ikaz lambalarımız var. El freni, akü, arka sis lamba, arka cam buhar çözücü gibi böyle uyarı ikaz lambalarımız var. Sol tarafta da işte far, flaşörler, onlar için işte sinyalleri falan gösteren göstergemiz var. Sağ tarafta hemen gördüğünüz gibi şurada bir yağmur silecek kolumuz var. Bu da 4 kademe. Şöyle. Onun haricinde ortada tam üste doğru bir tane teybimiz var. Multimedya normal bir radyo var bunda. Aracın orijinal radyosu değil. Hatırladığım kadarıyla bunların çoğunda eskiden zaten orijinal radyo yoktu araçlarda. Radyosuz veriyorlardı. Burada da gördüğünüz gibi sis lambaları, flaşörler.
Onun altında hemen gördüğünüz gibi sıcak hava kalorifer ayarı. Burada fan devri. Burada hemen gene aynı şekilde hava ayarı mevcut arkadaşlar. Buradan da hava akış yönünü belirleyen düğmemiz var. Onun haricinde altta gene hava menfezlerimiz var. Şurada gördüğünüz gibi bir cebimiz var. Burada çakmaklığımız var. 12 volt çıkışımız yani. Telefonumuzu falan oradan şarj edebiliyoruz. 5 ileri manuel bir vitesimiz var. Bir geri. Burada gene bir küllüğümüz mevcut. Onun haricinde de gördüğünüz gibi arkadaşlar burada el frenimiz, ufak tefek ceplerimiz böyle mevcut. Sağ tarafta şöyle bir gördüğünüz gibi torpido gibi iki katlı torpido diyebiliriz aslında buraya. Böyle genişçe bir alanımız var. İçinde de sigortalarımız var. Aracımızın bütün sigortaları orada. Hatta şurada şu an silecek sigortası da eksik şu anda. Gördüğünüz gibi. Burada da küçük bir torpidomuz var. Hatta içi de lambalı. Yani çoğu yeni arabalarda bile böyle lamba göremiyoruz. Gördüğünüz gibi aracımızın tavanında da böyle aynalı bir şekilde güneşliğimiz var. Ortada aydınlatmalarımız var. Böyle lambalarımızı buradan açıp kapatıyoruz. Hemen şurada da bir saatimiz var. Şoför tarafındaki böyle aynasız, şöyle bir cepli. Aracımızın içi böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zamanının araçlarından bir tanesi. Doğan SLX. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan selamlar. Şu anda Doğan SLX aracının içerisindeyiz. Aracımız 1998 model, dediğimiz gibi gerçekten tabii birazcık zamana baktığımız zaman 20 senenin üzerinde bir zaman var. Aracımızda da haliyle birazcık deformasyonlar olmuş. Yıpranan yerler bayağı fazla. Tabii bu araçların gerçi yedek parçası falan ülkemizde bol miktarda bulunuyor. Ve gerçekten çok ucuz da yedek parçaları. Hatta yani Türkiye'deki en ucuz yedek parçaya sahip araçlar Şahin, Doğan tayfası Fiat'ın araçları arkadaşlar. Yani Tofaş dediğimiz ürünler arkadaşlar. Tofaş bildiğiniz gibi Türkiye'de Bursa'da üretilen bir araç. Ama tabii bunun üretimi şu anda yoktur maalesef. Eskiden üretiliyordu. Yani daha sonradan bunlar durduruldu. Şu anda Afrika'da bazı ülkelerde üretiliyor diye biliyorum. Yani bunların sıfırları var ama Afrika'da tabii ki. Bu araçlar gerçekten şekil olarak modifiyeye çok uygun araçlar. Bu araçları zaten alanlar şu anda mesela baktığınız zaman yollarda görüyorsunuzdur. Genelde böyle faça dedikleri tarzda yapıyorlar. Araçları yani faça yapıyorlar ve süslüyorlar. Her türlü lambalar takıyorlar, yazılar yazıyorlar. İşte ne bileyim, o şekilde araçları kullanıyorlar. Etrafına body kit yapıyorlar. Yani tamponların altına ekler, maşbiyeler, arka tamponun altına yine ekler falan yapıyorlar. Aracı biraz da yani böyle bir düşürüyorlar. Amortisörlerini falan kesiyorlar. Bu araçta da birazcık var zaten bunlar. Yani ön taraftaki tampon falan birazcık alçak. Onun haricinde amortisörlerden biraz kesmişler. Bu da işte arabanın konforunu biraz bozuyor ama yani sonuçta eski model bir araç. Artık buna binenler zevk için biniyor genelde. Ama tabii bu araç aile yapısına da uygun bir araç. Bagajı 400 litre bagaj var. Arka koltuk mesafesi fena değil, geniş. Öndeki oturuş pozisyonu güzel. Ama güvenlik açısından baktığımız zaman arkadaşlar maalesef bu araçlar çok güvenli değil. Kazalardan sonra zaten bu araçlar ya ikiye bölünüyorlar ya paramparça oluyorlar. Zaten genelde çürümüş oluyorlar. Yani haliyle parçalanması da daha kolay oluyor. Şasisi de çok sağlam değil yani ama bu son kasa Doğanlar biraz daha eskilerden iyi oluyorlardı. Onun haricinde arkadaşlar bunun yakıt durumu da fena değil. Zamanına göre bunlarda enjeksiyon var. Bu tabii Doğanların hepsinde yok ama bu araçlarda enjeksiyon var. Elektronik ateşleme var. Bunlar onun için daha önceki modellere göre yakıt olarak biraz daha iyiler. Hatta bunların kartalları vardı. Kartallarda da aynı şekilde bunda olduğu gibi elektronik ateşleme enjeksiyonlu olanları vardı. Hatta bunların klimalı olanları da vardı. Ama bunlarda maalesef yok. İşte airbag yok, ABS yok, klima yok, ön iki cam otomatik. Onun haricinde çok fazla konforlu bir özellik yok. İşte teyip de bildiğiniz gibi normal sonradan takılan bir teyip var. Ama isterseniz dokunmatik ekranlı indaç teyipler var. Onlardan da takıyorlar. Navigasyon ekliyorlar, geri görüş kamerası falan ekliyorlar. Yani bu araçlara her türlü modifikasyonu uygun ama ne kadar da olmasa sonuçta eski bir araç yani. Yani bu araçlar kimlere uygun derseniz genelde bu araçları gençlerin altında görüyorsunuz. Gençlere daha çok uygun araçlar. Arkadaşlar Doğanlar da Şahinler, Kartallar zaten hepsi birbirine benzeyen araçlar. Genelde aynı özelliklere sahipler. 5 ileri vites var. ABS yok, airbag yok. Bazılarında işte açılır tavan yapıyorlar.
Yani modifikasyona uygun bir araç ama özellik olarak baktığımız zaman çok fazla bir özellik yok. Merhaba Mehmet Bey. Merhaba Gürkan Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Aracın başlıkları da çok hoşmuş. Teşekkür ederim. Sen de çok hoşsun. Canım benim. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, araç hakkında vereceğimiz bilgiler şimdilik bu kadar ama merak ettiğiniz başka konular da olursa araç hakkında onları da yorumlara yazarsanız size cevaplamaya çalışırız. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz herkese çok teşekkür ediyoruz. Elimizden geldiğince güzel bir araba göstermeye çalışmış olduk. Arabamız eski ama gerçekten şekil olarak güzel bir araba, şekilli bir araç. Yani zamanının en güzel araçlarından birisi arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar.